2017 Pazartesi günündeyiz. Bugünkü video konusu arkadaşlar Chevrolet Cruze dizel otomatik, 2000 dizel otomatik. Onun tanıtımını yapacağız. 2012 miydi? 2012 miydi? 2012. Yanındaki arkadaş Niyazi. Merhabalar. Niyazi arkadaşımız benim eski demeyelim de Chevrolet Epica videoları yaptıktan sonra yani ilk abonelerimden diyebilirim. O da Epica istiyordu kendisi. Kısmet olmadı. İşte o da Cruze aldı kendine. Bayağı bir bakımını yaptı, geliştirdi. Bu araç arkadaşlar, bu aracın bir özelliği var. Belki Facebook'ta görmüşsünüzdür. Chevrolet Cruze Cup denen bir grup var Facebook'ta. Chevrolet Sport Club. Sport Club, evet. Orada bu araç 2017 birincisi seçildi arkadaşımızın aracı. Zaten kendisi daha önce yine bir Cruze vardı değil mi? Cruze evet, kullanıyordu. 1.6 2011 modelini kullanıyor. 2011 otomatik. 1.6 otomatik. Benzinli ve gazlı modeli daha. Evet. O araç biraz böyle performans alarak benim tam istediğim seviyede değildi. Ben de ne yapabilirim diye düşünürken Chevrolet Epica almayı düşünmüştüm. Hatta senin videonu da orada gördüm. İlk evet. Seninle tanışmamız da o şekilde olmuştu. Evet, öyle çok oldu. Açıklayıcı bir video çekmiştim. Ben de Epica almaya karar verdim. Daha sonra tabii Epica piyasada çok fazla bulunmadığı için, temizi bulunmadığı için araştırmalarım sonucu Epica almaktan vazgeçtim. 2000 dizel Chevrolet Cruze almaya karar verdim ve bu arabayı aldım. Alırken tabi boş haliyle aldım ben. Herhangi bir modifiye yapılmamıştı. Evet, şeyde, boş haliyle geldin, aynen. Dükkana geldi, hatta gördük bir kere. Hatta senin yanına da gelmiştim. Evet, dükkana gelmiştim. Senin yanına geleceğimi söylemiştim. Evet. Geldim. Daha sonra da bir plan proje dahilinde tasarım aşamasına geçtik ve A'dan Z'ye her şeyini değiştirerek tamponundan farına, stoplarına kadar bayağı bir yaylarına para kadar harcadın yani. Yaklaşık ne kadar 15 bin lira yani. Ekstradan bir maliyeti oldu ama tabii şu anki mutluluğa değiyor benim. Yani çok güzel olmuş. Maşallah çok güzel bir araç olmuş. Allah kazadan beradan korusun cümlemizi. Şimdi yani bu aracı aynı versiyondaki araçları hani biraz bir tutmayacağız. Neden derseniz çünkü bunda yani çip yüklemesi de yapıldı zannedersem. EcoFast yazılım var. Evet, normalde yazılım var. Orijinalinde motor gücü tork olarak 340 tork, beygir olarak da 163 beygir diye geçiyor. Evet. Şu anda son yüklemeden sonra ne oldu beygir? Beygir 205 beygire kadar 205 çıktı. Beygir. Aynı zamanda da tork da 440 torka kadar yükseldi EcoFast yazılımının sayesinde. Gayet de memnunum. Yani bana soranlar oluyor yazılımdan memnun musun değil misin gibisinden. Ben memnunum. Performans açısından da daha iyi aracı etkiledi. Yakıt açısından pek bir değişiklik olmadı ama firma %10'luk bir düşüş olacağını söylüyor ama ben pek bir etkisini görmedim. Yakıt. Ortalama ne yakıyor mesela şu anda? Şehir içinde 50 kuruş civarında yakıt oluyor. O da işte ilk aldığım zamanlar aslında 40 kuruş falan yakıyordu kilometre başına. Tabii biliyorsun son zamanlarda akaryakıtta biraz zamlar olduğu için. 5.05 olmuş zaten. Evet, 5.05 olduğu için 50 kuruşu görüyoruz şehir içinde. Uzun yolda 30-35 kuruş arası bir tüketim gösteriyor aracımız. Evet. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu normal aynı modelde standart olan bir araç olmadı. Şimdi mesela jantlar, lastikler değişmiş. Evet. Egzozlar da zaten orijinal 4 çıkışlı yapmış. Bunların ister istemez performansı etkisi olabilir. Ben şu anda kullandığım kadarıyla deneyimimi paylaşacağım tekrar. Arkadaşlar araç dediğim gibi C segmenti bir araç. Chevrolet'in C segmenti bir aracı. 2011 modeldi. 2012 model. Bu 2011'de başladı galiba değil mi? Chevrolet 2009'da başladı. 2009, 1.6 motorlarla girdi piyasaya. Daha sonra 2012'ye kadar 1.6'ları üretmeye devam etti. 2012'de 2000 dizelini çıkarttı. 2013'te de 1.4 turbosunu çıkarttı. Evet, 2012 dizel şu anda. Evet, bu. Şu an kullandığımız araç. 2012 dizel. Yani arkadaşlar şey olarak yani iç dizayn olarak çok modern çizgilere sahip. Onu söyleyebiliriz. Yani şu göğüs kısmı
hani kontrol panelinin olduğu yer, vites topuzu olsun, daha böyle bir yükseltmişler. Hani diğer araçları şimdi kıyaslıyorum mecburen. Topuzcular genelde uçak kokpitine benzetiyor. Evet, yani abi. Yani en azından kendi aracıma göre baktığım zaman bayağı bir yüksekte. Yani kokpit olarak yüksekte. Bunda da yine belirtelim. Deri direksiyon. Deri direksiyon mevcut. Direksiyonu zaten Opel Insignia kullanmıştım daha önce. Opel Insignia ile herhalde birebir aynı hemen, gibi. Hemen aynı. Evet. Yani kontrol düğmeleri, ses açıp kapatma düğmeleri, hız sabitleme. Hız sabitleme de mevcut. Evet, hız sabitlemesi Şarlet de var. O konuda zaten iyi diyebiliriz. Yani sonuçta bütün araçlarında hız sabitlemeyi, evet, direksiyon ve kumandayı koyuyor. Güzel. Otomatik far var. Otomatik far var. Evet, evet, yağmur sensörü de var zannedersem. Bunda yağmur sensörü yok ama LT Plus modellerinde yağmur sensörü de var. LT Plus da var yağmur sensörü. Hız sabitlemesi var dedik. Arkadaşlar konsolda yani iki bölüme ayrılmış şöyle bir kumaş kaplama görüyorsunuz. Sol tarafta şimdi zaten görselde göreceksiniz. Sol tarafta arkadaşlar far düğmesiz konumlandırılmış. İşte sis farı, arka sis farı, ön sis farı ve far yükseklik ayarları sol tarafta. Direksiyonda bahsettiğimiz işte kumandalar var. Normal sinyal kolları, silecekler bu tarafta. Ekstra olarak ben orijinalinden teybini değiştirdim. İçinin multimedya taktık. Normalde bu ekranda normalde, ne var? Boş mu burası? Normalde orada 3 satırlık veya tek satırlık bir teyp yani ekranı var. Bilgi ekranı var. Normal teyp burada yani. Teyp evet. Şeyleri burada zaten. Yani bunu zaten Nefron marka aldım. Ben multimedya, çift çekirdekli. Herhangi bir tabletten hiçbir şekilde farkı yok. İnternete bağlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda YouTube'dan videolar izleyebiliyorsunuz. Yani güzelmiş. Bir tablet size ne performans veriyorsa aynı şekilde bu teyp de aynı performans verebilir. Kadrandan bahsedeyim arkadaşlar. Kadranda dediğim gibi yani sportif görünümü var. Yani bir derinlik kazandırmışlar. Yani bu yukarıda üstte de işte hem yakıt göstergesi ve hararet göstergesi gayet güzel açık ve seçik görünüyor. Buradaki düğmelerden de herhalde yol bilgisayarı bildirme bu sağdakinden mi alıyoruz? Soldaki galiba. Şuradaki çevirmelerle. Yani çevirmeli ileri geri yapıyoruz. Evet. Bu şekilde yol bilgisayarı bilgilerini alabiliyoruz. Orta konsol dediğim gibi havalandırmalar sağa sola konumlandırılmış. Ortasında işte TV'nin düğmeleri, açıp kapama düğmeleri, işte herhalde bunun telefon bağlantısı da var. Telefon bağlantısı yapabiliyorsunuz. Telefon bağlantısı var. Siri çağırtı. Evet, aşağı taraflara inince işte kapı açıp, kapıları açıp kapıdan bir kilit var. Bu evet. Kilidi açma tuşuna herhalde 3 kere basınca bagaj açılıyor. Bunun AliExpress'ten aldığımız bir modül sayesinde hem camları kumandadan kapatıp açabiliyoruz. Evet. Aynı zamanda da bagajı. Chevrolet bu konuda şey yapmış, içeriden bir bagaj açma düğmesi yapmamış. Evet, bagaj açma düğmesi yok, ben de baktım. Bunun yerine 10 modülle kapı açma düğmesini 3 kere basaraktan bagajı açabiliyoruz. Herhangi bir sorun yok. 50 lira civarında bir modül fiyatı zaten. Gayet de uygun. Evet, depo kapağı da zaten dışarıdan yine 50 çıt çıttı galiba. Mandallı açıyorsun. Bunu içeriden açma gözü yok, ben de ona baktım. Üst taraflarda işte arkadaşlar normal aynı aynalı şekilde makyaj aynalı olan güneşlikleri var. Gözlük koymayı bu sol tarafta. Sol tarafta. Gayet kullanışlı, ben tavsiye ederim. Kliması falan nasıl, soğutması? Klimada falan herhangi bir problem yok. Gayet iyi bir şekilde performans sağladı. Dijital kliması galiba. Dijital tabii. Evet, dijital klima. Ekrandan da görebiliyorsunuz. Araç arkadaşlar 6 ileri otomatik şanzımana sahip. Aynı zamanda manuelde kullanabiliyorsunuz. Yani hızlanması falan gayet güzel. Hani şimdi bunu normalde kullanmadığım için bu aracın hızlanmasını tam hani bilgi sahibi değilim. Ama yine dediğim gibi kendi aracıma göre, Epica'ya göre biraz direksiyon daha sert, daha hissedilir. Gaz tepkimesi de iyi. Güzel yani. Frenlemesine de bakacağız. Bir gazlayalım bakalım. Roketleme var mı bunda? Var abi. Evet. Tam şey. Evet. 4000 devir. Evet. 5 attı herhalde. Bu şekilde böyle 160-170'i görebiliyorsun. Nasıl geldiğini anlayamıyorum. Evet, güzel. Bir de frenlemesine bakalım. Evet. Gayet güzel. Ben 1.6'yı aldığımda tabii çok araştırma yapmadan aldım 1.6 modelini. Performans açısından beni çok mutlu etmedi. O kaç beygirdi 1.6'ları? 124 beygirdi. Onda da yine EcoFest yazılım yaptırdım ama yine de ben kendi istediğim performansı hissedemedim o araçta. Bir de gazda olduğu için kronik bazı sorunlar çıkarabiliyor 1.6 motorlar. İşte ne bileyim su vap erimesi gibi, işte
Onda herhalde swaplarını çelikle değiştiriyorlar. Çelik swap taktiği. İnternetten de aynen. Evet. Yani motoru gaz yoruyor ister istemez. Dizel araca geçmeye karar verdim. Ve dizel araca geçtikten sonra da bu araçtan performans açısından da çok memnunum. Yani çok güzel, bir farkı yok yani benzinli gibi. Yani 1.6'yı zaten aşık olmuştum aldığımda. Çünkü yol tutuşu olaraktan da beğenmiştim. Virajlarda falan kesinlikle asla savurma yok. Evet. Yalnız tek sorunum benim motorla alakalı bir sorundu. Yani performans sorunuydu. O performans sorunu da 2000 dizel alaraktan çözdük. Hatta evet. Grupta, Charlotte Sport Grup'ta, Facebook'ta bana çok sorular geliyor konuyla alakalı. İşte 2000 dizele biz de geçmek istiyoruz, tavsiye ediyor musun diye. Yani şu anda hatta izleyen arkadaşlar olsa kesinlikle hiç düşünmeden 2000 dizel alabilirler. Çünkü çok mutlu olacaklarına eminim. Yani bir de şeyle de alakalı. Hani bir de çok fazla gezilmiyorsa araçta. Hani ben kendim için söyledim o zaman. Evet. Hani yakıt çok fazla etkilemiyor. Ama her gün işe gidip gelen insan ister istemez tabii o hesabı yapmak zorunda. Tabii. Yani işe gidip gelecekse. Yakıt konusunda ben benim herhangi bir sorunum olmadığı için benim bir problem yok. Ama tabii daha az yakan araçlar var piyasada. Ama bence hani yakıtı diyorsun 50 kuruş normal 2000 motor bir araç için. Bunun 2000 motor dedik, şeyini de söyleyelim. Plaka vergisi 2012 olduğu için şimdi vergilerde tabii bir artış oldu. En son artmadan önce 700 TL'ydi 6 aylık olarak da düşmüştü. Şimdi tabii biraz daha artmış oldu. Ben en son internetten baktım, eğer doğruysa 1100 lira yazıyor. 1108 lira yazıyor 6 aylık. Evet, yani işte bir düşmüştü. Bu ek bir formu doldurarak da şey yapabiliyorsunuz. Belli bir yılın 5 yılın tam bilmiyorum da 5 yıl olması lazım. 5 yıl dolduran araçlarda ek bir formu dolduraraktan normalde vergiyi biraz daha düşürebiliyoruz. Ama tabii şimdi biraz daha arttığı için dediğin gibi 1100'e falan çıkmış olabilir. Yakıt deposu arkadaşlar 60 litre. Yakıt deposu. Bagaj hacmi 450 litre. Evet. Bagaj hacmi var. Yeterli. Yani sınıfına göre gayet geniş açtık. Baktım ben de. Arka koltuk mesafelerini de söyleyelim. Arkadaşımız zaten geçti baktı. Boyun 1.90. Bayağı da uzun. Yani normal oturma mesafesinde ön koltukta oturduktan sonra yani onu söyleyelim. Yani biraz koltuğu biraz çektik. Yani normal şartlarda. Arabayı benim gibi biri kullanmıyorsa arkada benim gibi bu uzun biri rahatlıkla oturabilir. Yani evet baktı. Yani diz mesafesi, kafa mesafesine falan baktık. Yeterli diye düşünüyoruz sınıfına göre. Önde oturanın tabii ki koltuğu koyduğu yer önemli. Boy önemli ön koltukta. Ağırlığı da 1450 kilo. Sıfırdan 100 kilometre hızlanması arkadaşlar 11.5 saniye yazıyor. Bu teknik verileri söylüyorum ben. Evet. Şimdi Niyazi arkadaşımız denemiştir. Ben de yazılım olduğu için yazılımdan sonra kendim bizzat ölçtüm. 9.5 saniyeye kadar. 9.5 saniyede evet, 100 kilometreyi çıkıyor. Görüyoruz evet. Yani güzel. Güzel bir rakam. Yani kilosuna göre evet. Ve motorun hacmine göre güzel. Kilosuna göre gayet iyi bir performans sağlıyor. Zaten 2000 dizel olması ve yazılımlı olması da hızlanmasında bayağı bir etki yapıyor. Evet. Bu partikülle ilgili bir şey söktüm demiştin. Evet, neydi şimdi o? Dizel araçlarında Chevrolet'in dizel partikül filtresi var. Bu filtreyi yazılımla birlikte kullanamıyorsunuz. Çünkü motora zarar veriyor. Yazılım attıracak arkadaşlara tavsiyem dizel partikül filtresini iptal ettirmeleri. Yani dizel araçları yazılım evet. Atacaklarsa? Evet. Aslında ben şunu da söyleyebilirim. Yani Euro 5 kullandığınız için yakıtta dizel partikül filtresi daha hızlı doluyor. Chevrolet bunun sistemini, temizleme sistemini araca entegre etmiş. Araba kendi kendini temizleyebiliyor ama benim tavsiyem yazılım olsun ya da olmasın dizel partikül filtresini iptal ettirmeleri araç için en azından performansı için ve rahatlaması için daha faydalı. Evet. Yani en azından bu araç için onu söylüyoruz. Chevrolet evet. Dizel araçlar için bunu Chevrolet söylüyoruz. Dizel araçlar için. Koltuklar arkadaşlar normal manuel kontrollü. İleri geri gidebiliyor. Şoför koltuğu yükseklik ayarlı. Yükseklik ayarı var. Sağdaki de evet. Sağdakinde de yükseklik ayarı var. Evet. Ama manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Koltuklar rahat arkadaşlar. Böyle bir rahatsızlık duymadım. Rahat koltuklar. Hani çok yatarak kullanmıyorsanız koltuklar rahat. Şu kolçaklar da iyi. Kolçaklar da zaten biraz daha uzun göreceksiniz. Evet, biraz daha uzun olabilir. Sürgülü sağdaki kolçak. Soldaki kolçak dediğim gibi kol boşta kalmıyor. Güzel. Yani dirseklerimizi güzelce yaslayabiliyoruz. Yani şu vitesin yüksek olması olayı da güzel. Yani şöyle bir konsol komple yüksek. Diyor o yani büyük marka spor araçların şeyi gibi yani göğsü gibi. Güzel yani. Şimdi arkadaşlar belki merak edebilir. Ben Niyazi arkadaşımıza sorayım. Bu hani kaplama ile ilgili ne tarz bir masraflar yaptı? Ne kadar mal oldu? Sırayla istersen aracın biraz ondan bahsedelim. Aracın orijinal rengi beyaz. Zaten aldığım günde senin yanına da gelmiştim evet, abi. Evet beyaz. Aracım full orijinal aynı zamanda. Değişen hiçbir yeri yok.
Ben modifiye yaptırmayı düşündüğümde ilk başta tampon olaraktan, far olaraktan ve daha sonra da stoplar ve egzozunu yaptırdım. En sonunda da aracın kaplamasını yaptırmaya karar verdim. Kaplamayı en son. Evet, yaklaşık 3500 civarında, 3500 TL civarında bir maliyeti var kaplamanın. Ama bütün her şeyden daha çok bence araçtaki en önemli özelliklerden biri kaplaması. Çünkü renk çok güzel. Renk çok değiştiriyor. Güzel. Renk dönüyor. Gece yani. De renk değiştiriyor. Bu aracı biraz daha ön plana attı diyebilirim. Yani görüntü açısından da. Yani patlıcan moru mu desem, pembe mi desem, değişik şimdi böyle dönüyor. Ruhsat'a işlettik. Ruhsat'ta ne yazıyor Ruhsat'ta? Mor ve mavi olarak kaydettirdik. Aynı zamanda da sistemde bu kalemun gibi renk değiştiriyor diye not düştük. Yani şeyde muayene yaparken kesinlikle bu kulemon gibi renk değiştiriyor. Kesinlikle evet. Tabii bu renk değiştirmesi polislerin dikkatini çektiği için genelde sırf renk merakı yüzünden bile durduran polisler oldu. Ama herhangi bir ceza falan söz konusu değil çünkü ruhsata işlettiğim için. Meşhur. Herhangi bir sorun yok. Meşhur cam filmi olayı nasıl oldu? Ben cam filmlerini söktüm biliyorsun. Cam filmi kadar. Evet söktüm. Sen direndin, sökmedin. Sen bana yazmıştın Facebook'tan işte söktürmeyi düşünüyor musun diye. Ben de abi sonuna kadar direneceğim demiştim. İyi ki de direnmişim, cam filmi yani söktürmedim. Yani evet. Söktürmedim ve şu anda da 3 numara cam filmi var. Tabii bu bir sonraki muayeneye kadar 3 numarada rahatlıkla gezebilirim herhalde ama muayenede sanırım 3 numara yok. Herhalde yok. Yani bir standarda bağlanacakmış herhalde. Evet. Tahminimce söylüyorum. 1 ya da 2 numara olabilir. Yani çok aşırı siyahlar da iyi değil. Hani 1 ya da 2 numara olabilir. Ben aracımdakini söktüm hani korkuyla yaşamaktansa ceza yemeyelim diye. Ben de söktüm, hatta onun da videosunu paylaşmıştım. Cam filmi tabii güzel duruyor. Yazın özellikle çok faydası var. Faydalı klima oldu açısından, yani yaş açısından çok faydası var. Açısından bayağı faydalı. Bir de yani ailenle oturuyorsun arkada. Evet. Bir özelin yani senin. Şimdi bu yolda düz yol olduğu için biraz da yavaş gidiyoruz. Yani viraj denemesi pek yapamadık. Ben yine Niyazi arkadaşımıza soracağım. Kullandığı için hani virajlardaki durumu nasıldır aracın? Virajlara korkusuz bir şekilde güvenle girebiliyorsunuz abi. Yani hızının ne olduğunun çok bir önemi yok. Çünkü ESP olduğu için dört teker birbirinden bağımsız bir şekilde viraja girdiğinde fren yapıyor. Evet. Ve hızlanmayı da sağlıyor aynı zamanda. Yani en fazla mesela viraja hani kaç kilometre? Ben Tokat'a giderken dalgınlığıma geldi. O an hızımın farkında değildim. 180'le sert bir viraja girdim. Evet. O virajda bile güvenli bir şekilde, iyi bir şekilde döndüm. Tabi arabanın içindeki arkadaşlarımın biri uyuyordu, uyandı ne oluyor gibisinden. Ama herhangi bir savunma olmadı tabi. Ama dediğim gibi sert virajları bile rahatlıkla güvenli yani bir şekilde dönebiliyoruz. O da veri olarak söyleyebiliriz. Çünkü yaşamış uzun şey yol için kullanacak olan insanlar bence tercih edebilir. Çünkü uzun yolda gerçekten güven veren bir performans. Yani uzun yolda da hani rahat ettirecek gibi geliyor. Normalde C segmenti araç. Şimdi benim araçtan sonra çoğu araç, kardeşim ikini çektim mesela geçen hafta. Bana küçük geliyor C sınıf araçlar. Şimdi D'ye alıştığım için ama böyle çok sıkmadı beni. Rahat, ferahlık var yani. Bir güzel bir şeyini, tasarımını güzel yapmışlar. Böyle çok sıkılmadım aracın içinde. Daha önce yani bunları hep kapısını açıp dışarıdan bakıp içeri girdim. Çok öyle oturup kullanmadım. İlk defa kullanıyorum. Dışarıdan baktığım kadarıyla hani böyle içeride oturup sıkılırım gibi geliyordu bana. Ama gayet ferah. Böyle çok sıkıldığımı düşünmüyorum. Sol kapıda dediğim gibi arkadaşlar yine aynı cam otomatikleri burada. Aynı otomatikleri buradan yapılıyor. Yine kapı üzerinde. Aynalar otomatik kapanıyor muydu? Aynen. Yok, kapanmıyor abi. Otomatik kapanmıyor. Evet. Hiç o da olsaymış güzel olurmuş. Aynen, keşke olsaymış. Ama ekstradan yaptırılabiliyor tabii bunu. Yaptıran insanlar var. Zaten ilave modül taktırmışsın. Dediğim gibi arkadaşlar yani anahtarı kapattıktan sonra anahtarları kumandadan kaldırmak için camları komple kaldırıyorsun, indiriyorsun. Bagajı açıyorsun. Onlar güzel bir şey. Chevrolet bu aracı herhalde modifiye tutkunları için yapmış. Çünkü her detayını gerçekten düşünmüşler. Evet. Cuk da oturuyor yani. Yapılan her şey cuk diye oturuyor yani. Yani şuradaki kapı açıp şeyleri var, kilitleri bile değiştirip krom yapanlar var. İşte biliyorsunuz. Şurada çakmağı göstereyim insanlara. Evet. Çakmağını. Ben de onu turbo düğmesi falan zannettim. Bunu görünce dedim ilave ne taktım? Buna basınca turbo mu çalışıyor dedim. Yok, çakmak tutmuş arkadaşlar bunlar. Yani Chevrolet her detayını düşünmüş bu aracı yaparken. Yani burada torpidoyu açma yerinde bile mesela şu detayı ben daha sonradan ekledim. Buradaki kılız yazan. Şu tabii metalik dedim. Şey yok mu burada normalde kaplı? Normalde yok, orası boş. Ha, bak çok güzel yani olmuş. Yani modifiye için aslında tasarlanmış. A'dan Z'ye dediğim gibi düğmelerine varana kadar. Aslında evet. Ali Express'te birçok şeyi değiştirebiliyorsunuz. Buradaki cam açma yerlerini krom yapabiliyorsunuz. İşte kapının şuradaki çıtalarına varana kadar ekstradan krom satılıyor ve alıp çok rahat bir şekilde montajını yapabiliyorsunuz. Evet.
Hız sabitleme durumu nasıl? Kullanıyorsun, bir sıkıntı yok herhalde. Buradan aynı zamanda direksiyondan gaza basmadan artı eksi yapılıyor. Artı eksi yapılıyor. Yani X'inde de öyle, onun gibi. Yani evet. Klasik bir hız sabitleyici, performansı iyi, herhangi bir sorun yok. Hız sabitleyicide yakıt tüketimi biraz daha düşüyor aracı kendi evet. kullandığı için. Fazla kullanamadım. Benim araçta fazla kullanamadım da hani kısa mesafelerde gidiyorum diye fazla kullanamadım. İşte ben Tokatlı olduğum için İstanbul Tokat arası çok gidip geliyorum. Bayağı da yardımcı oluyor. Hatta artık uzun yollarda otobanda özellikle hız sabitleyici biliyorsun 120 olayı var. Geri çıktı. Hesaplıyorlar bir atara. Yapma ya. Biz de basıyoruz 160-170 Allah ne verdiyse. Ceza yedik o zaman. Temmuz 1'den itibaren yürürlüğe girdi yasa. Yani giriş ve çıkışlarda ve ortalarda da yine aynı zamanda hız ölçümü yapılıyor. 120'den daha fazla. Şey, hız koridorları koymuşlar. Tabii, hız evet. koridorları var. 120'yi geçtiğiniz takdirde ceza yiyebiliyorsunuz. Ben de hız sabitleyici sayesinde 120'ye sabitliyorum. Ayaklar iptal. Sadece direksiyon tutuyorum. Yani şu anda bana bir ceza gelmedi ama bakalım inşallah gelmez. Ama sonradan gelen çok insan duydum ben. Tabii inşallah gelmemiştir. Arkadaşlar bir araç tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Bugünkü aracımız Chevrolet Cruze'du. Dizel otomatik. Niyazi arkadaşımızla beraber tanıtımını yaptık. Umarım verdiğimiz bilgiler yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.